Bu macerada yaşamak da ölmek de ekip işidir. Yaşamak da ölmek de. Evet, Baldur's Gate'in yeni bir bölümü. Nereye gidiyorsun lan Vio? Koşturdu gidiyor ya. Yeni bir bölümle karşınızdayım Baldur's Gate'te. Şimdi Gortash'ın karşısına çıkacağız. Törenine mi katılacağız artık, ne olacak göreceğiz. Bakalım nasıl bir şey bizi bekliyor. Hepinize iyi seyirler dilerim. Kabul salonuna mı gideceğiz? Galiba kabul salonuna gitmemiz lazım. Bakalım. Bakalım nasıl bir olay olacak. Ne oluyor? Haydi bakalım. Kins people, Baldurians. Tanıdıklarım Baldur geçitliler ve sevgili Duke Ravengard. Bu harika günde bize katıldığınız için teşekkürler. It's him. Bu Gortash. Kanının tadını neredeyse buradan alabiliyorum. Babam burada Karlak. Ateşini dizginle. Zarar görmemesi gerekiyor. Dikkatli ol Karlak. Burada Gortash'ı saldırırsak çelik devriye bizi tek bir saldırıda yere serer. Zorla. Güzel geç. O zaman doğru zamanı kollayacağız. Fakat hata yapmamamız gerekiyor. O maymun bizim. Bir saniyenizi alabilir miyim dostlarım? Eski dostum saygılarını sunmaya gelmiş. Parlak. Lütfen gel ve düzgünce selamını ver. Parlaktan önce ben varım burada. Saygılarım ama. Botlarımı bir tarafına sokmama kararı aldığım için şanslısın. Ah, renkli cümlelerini gerçekten özlemişim. Dostumla biraz konuşur konuşmaz arayı kapatmamız gerekiyor. Anlaşılan seni tebrik etmem gerekiyor. Thorm'un yeni bilgisi dikkatlerden kaçmadı. Kim olduğunu ve taşıdığın nether taşlarını biliyoruz. Bu muydu? Yani ne oldu öyle? Sarsıntılar açık bir uyarı. Yakında araya giren olmazsa kendisini tacın otorisine atacak. Kılıç sahne enfekte etmekle başlayacağını düşünüyorum. Siz de daha iyisiniz. Senin o prizman sonsuza kadar dayanmaz. Sonrasında büyük tasarı var. Dünyanın İmparatorluğu yeniden kurulacaktır. Şanslıysak bizi köle yaparlar. Değilsek... Çok hoş bir gelecek değil. Ama ikimiz anlaşmaya varabilirsek kaderden kaçınmak mümkün. Birlikte beynin üzerinde otoriteyi yeniden sağlamlaştırabiliriz. Evet de Gortash hiçbir fırsatı kaçırmaz. Nasıl bir anlaşma öneriyorsun? Senin gibilere pazarlık yapmakla ilgilenmiyorum. Taç neden işe yaramıyor? Sen öldün, şehri yere geçmeniz mi? Taş neden işe yaramıyor? Bunu öğrenmek istiyorum. Yarıyor. Ama nether taşları hükmetmek için bir araya gelmedikçe yeni emirleri uygulamayacak. Mevcut emirlerimi yerine getirdiğinde istediğini yapmakta özgür olacak. Ki bu herkes için kötü olur. Şangalarından kurtulduğunda onu yeniden kontrol alabileceğimizden şüpheliyim. Nasıl bir anlaşma öneriyorsun?
There's an old wisdom. Eski bir deyiş vardır. Kırılgan bir ittifak asla onarılamaz. Ancak kırılabilir. With Catherick gone, Orin'i görünce Orin kardeşlik etmeye başlayacak. Balın seçilmişi Nether taşlarını kendi için istiyor. Onun tek derdi kan. Senin ve benim kanımıza ise özel bir ilgi duyuyor. Nereye varmaya çalışıyorsun? Orin senin ve benim kıyafet değiştirmemizden daha hızlı şekilde değiştiriyor. Bilirsin. Sana daha önce gördü. Beni de hedef aldı. Konuyorum ama o yaptığı şey çok iyidir. Eğer Orin bütün Nether taşlarını elde ederse bu sahili kaosa sürükler ve şehri kana döker. Buna izin veremem. Bu şehri önderliğimle yüceltmek istiyorum. Toprağını yakıp kül etmeyi değil. Sana güvenemem. Bundan fazlası gerekecek. Ne öneriyorsun? Bir pakt oluşturmayı öneriyorum. Hem ruh hem de beden üzerine edinmiş ilahi bir yemin. Ne sen bana ne ben sana zarar vereceğim. Furthermore, you'll have nothing to fear from my steel watch while our pact stands. Thorm's stone is yours to keep. Thorm'un taşı senindir. Orin'i öldürüp taşını aldığında onu buraya getirsin. Böylece üçü bir kez daha birleşir. Faerun'u seninle birlikte krallar olarak yöneteceğiz. Hayır, kraldan da öte. Tanrılar olarak, kaltık olarak hükmedeceğiz. Peki ya babam? Baban krallığımızdaki diğer tebaaları gibi ona ne emrederse onu yapacak. Ne diyorsun? Müttefik olalım mı? Bir aldatmaca sezmiyorum. Bu ittifak işimize yarayabilir. Yaramazsa da biat etmek zorunda değiliz. Aynen, ben de anlaşmak antik olabilir gibi geliyor. Şimdi müttefik olarak hiçbirinize güven olmaz. Sen, Orin, Catherick, Paladin. Pekala, resmi yeminimi ediyorum. Orin'i alt edecek ve seninle müttefik olacağım. Bunu düşüneceğim, söz vermiyorum. Aklının canı cehenneme. Sezgin falan, sevgiyle yeterliyim var aslında. Bir denesem mi? Ona güvenebilir miyim? Beden dili ve yüz ifadelerini incele. Hadi. Ucunda. Çok yakındı ya. You look carefully, but discover nothing. Gortaş'la müttefik olacağım. Ama iyi bir müttefik değil. Sonrasında ihanet edeceğim. Şimdi şeytan anlaşmasında olduğu gibi ruhumun üzerine yemin etmiyorum sonuçta. Ben bir paladinim. Resmi yeminimi ediyorum. Ama ben şöyle bir şey var ki ben zaten yemin bozanım. O zaman Bane'in kara eli tarafından resmiyete dökülsün. Ben Lord Enver Gortash sana zarar vermeyeceğime yemin ederim. Birlikte kükreyen bir güneş gibi Toril'in üzerinde olacağız. This isn't going to end. Bunun sonu iyi bitmeyecek. Buraya yazıyorum. I understand your concern. Endişelerini anlıyorum eski dostum. Ancak izin ver. Neden doğru karar verdiğini sana göstereyim. Your camp is compromised. One among you is an imposter, a faceless. Who? Kampına sızmışlar. Aranızdan biri imposter mı? Kim olduğunu söyleyemem. You'll find I speak. Kapsamlı bir inceleme yapmanı tavsiye ederim. An imposter. Taklitçi mi? Imposter var lan kampta. Kampındaki suretsiz adeta boğazına dayanmış bir bıçak. Ondan acilen kurtul, yoksa aramızdaki herhangi bir ittifak son derece kısa ömürlü olur. Formunu bu kadar değiştir. Planınız neydi? Öncelikle Kızıl Orin, Baal'ın kanlı hançeri. Kaltık adına caddelerde cinayet işleyerek kaosu sebep olacaktı.
Next, the threat of the sonrasında Mirkulu generali Catherick Thorne tarafından kurulan Saltık'ın korkunç ordusunu tehdit ediyor olacaktı. Öyleyse durumlarda halk güçlü diğer liderlere ihtiyaç duyar. Mesela düzen, korunma getiren liderlere, beynin sarsılmaz eli olan, adalet getiren benim gibi liderlere. Yakında Baldur geçidi sakinlerinin bana onların üzerinde tam güç verdiğini şahitlik edeceksin. Saltık'a duydukları korku yüzünden. Sonra ben, biz sokağa çıkma yasağı ilan edip kişileri enfekte etmeye başlayacağız. Tebaamız Saltık tanrılarının sesini duyacak. Tabii ki öyle bir şey yapmayacağım. Ona inananların tanrılarının adına her şeyi yaparlar. O taç gibi güçlü bir artefakti hangi cehennemden doğdu? Güçlü bağlantılar sayesinde konuyu kapatalım. Duyacağımı duydum. Çok akıllıca. Daha da önemlisi adaletlice. He, adaletli tabii. Baldur geçidinin ilk arşidükü olarak tarih yazışıma tanıklık et. Pekala. O halde ilerleyelim. Asilzadeler bekliyor. Distinguished dukes, seçkin dükler, asilzadeler, sevgili Ravengard, çağrınıza kulak vereceğim. Yeni bir dönem başlıyor. Bu durumla ilgili yapabileceğim hiçbir şey yok. Enver Gortash, swearest thou by Baldurin's blade to defend the citizens of Baldur's Gate from enemies within and without? Baldur'un kılıcı adına. Baldur geçidini koruyacağına emin ediyor musun? Ediyorsun. İnandırıcı gelmedi ama. Kılıç güzelmiş. Kimsenin acı çekmemesi için sözde, eylemle ve kararla aynı şeyi gerçek iman ve bağlılık yemin ediyor musun? I swear. Ediyorum. Oğlum, yalan söylediği var ya her yerden belli. Burada toplanmış misafirler. Onaylıyor musunuz? Hiçbir şey söyleme. Yani bizim şu an politik bir gücümüz yok. Orada askeri bir gücümüz de yok ne yazık ki. O yüzden karşı çıksak falan o çelik kolculara karşı falan bir şey yapamayız. Enver Gortash. Konsey seni Baldur geçidine arşidük olarak atıyor. Dostlarım, çelik devriye hazır. Kılıçları şehrimizi zayıflatmaya çalışanların üzerine inilsin. Ve sen, onur konu. Döndüğünde beni yukarıdaki ofisimde bulacaksın. Edim boş, gelme. Portaş'ın karşısına çık. Karlak göreviymiş. Dearest Karlak, I'd busy myself. Yerinde olsam Orin'i bulurdum. Kampında güvenliği sağladığına yarım kalan işler için burada olacağım. Bu kadar mı? Tek söyleyeceğim bu mu? Başka bir şey mi bekliyordun? Bir gece sözler? Bir kucaklama mı? Sayende artık bir şeylerin olmasını umuyorum. Dediğin şeyi alıyorum. Yakında görüşürüz aynı şey. Daha konuşalım. Kill Orin and take her. Orin'i öldür, Neter taşını al. İşin bitince yukarıdaki ofisime gel. Karlak ne diyorsun? 10 yıl önceki haliyle tamamen aynı görünüyor. Daha şık bir ceket giymiş bir sadece. Geçici arşidük. Ne sahtekâr al bakalım. Onun müttefiki olmaya gerçekten niyetli değilsin değil mi? Henüz düşman edinmekten kaçınmanın en iyisi olduğunu düşünüyorum. Hayır. Ama bunu bilmesine gerek yok. Artık elimizin altında olduğuna göre elimizden kayıp gitmesine izin vermeye niyetim yok. Şimdi kampımıza gidiyoruz. Kamptaki imposter kim? Yenine olabilir mi? En son katılan sen oldun. Ben eski sebze bıçağını getirdim. Şimdi bazı malzemeleri ihtiyacım var. Yedim mi yoksa?
I'm just a cat. Ben sadece bir kediyim. Lütfen Yenna ile konuş. Talk to Yenna. Niye bu kadar korkuyorsun? Niye bu kadar meraklısın? Yenna'nın annesine ne olduğunu biliyor musun? İyi bir şey olduğunu sanmıyorum. Çok hastaydı. Belki bir kedi gibi yapmıştır. Ve son canını yaşamaya gitmiştir. Niye böyle üzücü oldu? Seni sevebilir miyim? Lütfen yapma. Yenna sana kötü mü davranır? Yenna benim en yakın dostum. O naziktir. Ona yardım et. Bana değil. I brought my own pet. Portaş burada bir impostor olduğunu söyledi. Carla, ne diyorsun? Sen de bir konuşmamız yok öyle bir. Bu adamların kendilerini büyük unvanlarla şişirmelerini bir ömür boyu izledim. Arşidükü dilinin sandığından yarısı kadar bile gümüş olmadığımı göstereceğimiz günü sabırsızlıkla bekliyorum. Etrafı çelik devriye tarafından sarılmışken kavga çıkaramayız. Çıkarabiliriz. Ama çok kısa olur. Evet, yani direkt bizi öldürürler. Seçilmişten birinin kolayca düşmesini beklemeyiz. Ama 3 yaşında beyni hükmetmesini istiyorsak düşmeleri gerek. Yine de ittifak kurmayı mantıklı buluyorsan bunu sorgulamayacağım. Portaş'ın bahsettiği kaçınılmaz kırılmayı sabırsızlıkla bekleyeceğim. Yani kampımızda bir şekil değiştireceğim ama. Good luck finding her. You could watch out for anyone acting strange. Garip davrananlara dikkat edebilirsin ama birlikte kamp yaptığımız dedileri bilirsin. Demedim. Bu da bir şey söylemiyor net olarak. Buradan söyle bırak. Evet. Evet. Adam tutuyorsun parayla. Normal yoldaş gibi yanında gezdiriyorsun adam tutup. Herhangi bir klastan birisini öyle seçebiliyorsun. Değiyor mu, güçlü mü? Ekipten biri... Vallahi ekipten birini çıkartmaya bence değmez. Şöyle söyleyeyim. Eğer farklı bir klasta birisini istiyorsan ekibinde, o ekipteki kişinin klasını da sıfırlayabilirsin. Yani karakterleri yanında gezdirmen önemli çünkü. Her karakterin olaylara verdiği tepkiler farklı. O yanına alacağın kişi hikayede önemsiz biri olacağı için o yanında olmuş olmamış yani onu gezdirmek istemezsin yanında. Güçlülük meselesi de tamamen senin oynama tarzına bağlı. Evet, gölge yüreği okçu yapabilirsin. İstersen yapabilirsin. Mesela ben Astarion'u 7 level düzenbaz, 3 level'da ozan yaptım. Şöyle bak mesela. Astarion çal keke çal. Gölge yürek bu arada yakıncı değil. Ruhban oğlum o. Onu
klerik olarak kullanacaksın. Yakından dövüştürmeyeceksin. Tabi nasıl oynayacağın sana kalmış ama. Para. Para. Oh. At least things have stayed interesting. Şimdi gidelim bir de gölge yüreğe söyleyelim. Kampımızda bir tane hain varmış. Aramızda bir sahtekar var. Eğer bu doğruysa herhangi biri olabilir. Sen, ben, yani ben değilim tabii. Ben kim olduğumu bile bilmiyorum. Biliyorsun ha? Tamam, hatta. Belki de Gortash'ın sözlerini hafife almamalıyız. Ama eğer doğru söylüyorsa dikkatli olmalıyız. Oren'in gözleri, kulakları şu anda üzerimizde olabilir. Hey. Kim acaba imposter? Oyunda goblin seksi de görmedim. Gördün demek ha? Ben rastlamadım ona ya. Ona ben denk gelmedim. Come to bask in the glow of the Moon Maiden's sword. Aileen Hanım olabilir mi acaba bu aramızdaki imposter? Gortash haklıysa kampımız bile oranın etkisinden güvende değil demektir. Kalsanın doğruluğunu teyit etmek isteyebiliriz. Ya da en azından dağınıkları temizleyebiliriz. Belki çürük. Kader dilediği gibi olur. Real, sen ne diyorsun? Unthinkable. Baldur kapısının tek hükümdarı olan babamın Gortash olarak görmek. Onunla konuşmamız gerek. Belki aklı başına gelir. Yani sanmıyorum ama. Görünüşe göre Stalman'ı öldürülmüş. Onu tanıyor muydun? Onunla iki kez karşılaştım. İlk karşılaştığımda 7 ya da 8 yaşındaydım. Görür görmez ona vurulmuş mu? Kestane rengi saçları omuzlarından söğüt taşı yaprakları gibi üzülüyordu. İkinci kez gördüğümde Stelmane sanki farklıydı. Stelman inmeden kurtulmuş. Bilen sesinde bir belirsizlik seziyorsun. Babasının açıklamasını sorguluyor. Bu hikayede başka şeyler de var gibi hissediyorum. Tamam. Bir şeyler içimi hep kemirmiştir. Ziyafetli Stelman bize bakıyor gibi değildi. Aksine bizi görmezden geliyor gibiydi. Ama ikinci seferinde bakışlarını benden hiç ayırmamıştı. Kerik gibi, keskin ve kararlı bakışları vardı. Belki de sadece benim hayal gücümdü. Fakat hep onu değiştiren şeyin inmeden daha fazlası olduğunu düşündüm. O şey neydi? Peki, onu bilmiyorum. Öldürmenin arkasında kim olabilir? Bir şey diyemiyorum. Fakat bir düşün. My father was tadpole. Babam iri baş bulaştırdılar babama. Stelman öldü. Halk korku içinde ve konsey dağıldı. Kontrolü elde etmek için önce kaos ekmelisin. Bir zalim strateji. Babam hep derdi. Katiller rastgele hareket etmiyorlar. Güçlü birileri katillerin ellerini yönlendiriyor. Bir gitgide zayıflıyor. Ne oldu lan? Ne? Lazel ölü mü? Oğlum bir savaşta Lazel ölmedi ki. Savaşta mı öldü? Yoksa Orin mi öldürdü? Sen ciddi misin? Dost thou require a new ally? Or mayhaps a... Which of them does thou require? This is the price of balance. Dost thou require anything else?
Allah Allah. Gazel nasıl öldü oğlum? Ben öldüğünü hatırlamıyorum herhangi bir olayda. Bence Orin tarafından bıçaklandı bu. Gel Lazer, gel. O zaman kampımıza bir sahtekar var. Hiçbir şey söyleme, kimseye güvenme, bana bile. Oğlum normal bir zamanda mı öldü bu? Ben niye hatırlamıyorum? Allah Allah. Bilemedim. Vallahi bilemedim. Ama impostörün kim olduğunu da bilemedik. Ne olacak acaba? Babanla konuşalım, gel Liam. Ey Alistru. Onunla şehirde yıkanmış. There is a fleeting connection. Kısa bir süreli bağlantı kuruluyor. Parasitin onunkiyle iletişim kuruyor. Ardından sessizliğe bürünüyor. Baba, canım oğlum. Cehennem seni etkilemiş, bana geldin. Tıpkı Gortash'ın geleceğini söylediği gibi. A true soul, no less. Father and son, unstoppable generals. You and your baba ve oğul, durdurulamaz generaller. Siz ve müttefikleriniz yeni şafağı başlatacaksınız. Yeni şafak mı? Saltık'ın Baldur geçine getirdiği tiranlığa bu adı mı veriyorsun? Elbette Saltık bu şehre güzel bir Baldur geçti. Tanrı aşkına şehrin büyük kahramanı ne olmuş böyle? Kahraman dediğin çoğunun iyiliği için uğraşan kişi değil midir? Haklı. Faerun karanlıktan müzdarip. Fear bizi terk etti. Helm gözünü bizden uzağa çevirdi. Ama Baldur geçidi yakında parlak yanacak. Gökleri aydınlatacak bir fener. Gortaş ile ben son kıvılcımı çakacağız. Bu Halisru en iyi ameldir. Hayır, bu o değil. Konuşan İribaş. Bir anlığına zihnini bir kararsızlık kaplıyor. Ardından dağılıyor. Astral prizma harmoniyle titreşiyor. Bu ne saçmalık? Ben... Ravengard'ın üstündeki etkisini zayıflatıyor prizma. Söylediğim gibi Baldur Gate'li yükselecek. Toril'in ilk ve tek yüce şehri. İri başına ulaş, Ravengard'ın kararsızlığını keşfet. Abi çok basit. Çok iyi. Önce bir dehşet görüsü geliyor. Baldur geçidi, şehri ilitiklerin kontrolü altında. Ama dehşetin ötesinde umut var. Güneş aydınlatan, şehrin başında duran, gülümseyen Ravengard'ı görüyorsun. Barışa kavuşmuş halk tarafından alkışlanıyor. Ravengard. The real Ravengard. Ravengard. Gerçek Ravengard. Oralarda bir yerlerde. Ondan vazgeçemeyiz. Bitirdik mi o zaman? Real, ne düşünüyorsun? Babamın sesinden o kelimeleri duymak tıpkı etine sarılmış bir yabancıdan dinler gibi. Orada hala serbest bırakılmak isteyen ondan bir parıltı var. Hissedebiliyorum. This is my pledge. Saltık'ın onu tutmasına izin vermeyeceğim. Bu da benim vaadim olsun. Burası neresi? Böyle istediğimiz yere girebiliyor muyuz? This area is restricted. Bu alan Lord Enver Gortash emriyle erişime kısıtlanmıştır. Intruders are subject to Lord Gortash beni bekliyor. State your business. Amacını belirt. Oren'in neter taşı bende. Yirmi atmam lazım, yok o da gelmedi. Your tongue says one. Do not test Lord Gortash. Neter taşını aldığında gel. Tamam ya. Ne kızıyorsunuz?
I so fancy a glass of dragon juice. Fetch me a bottle and be quick about it. Oradan da geçemiyorum. At once, my lady. Var mı gidilebilecek bir yer? Yok orada. Burası da... Her yer görülüyor anasını satayım. O zaman burada böyle istediğimiz gibi hareket edemeyeceğiz. Bunu anlayabiliriz. Mizora. Neler diyeceğim bakalım. Sana ne dedim ben? Çok önemli bir olay. Eminim sen de bana katılırsın. Kes şunu Mizora. Ne istiyorsun? Dikkatini küçük köpekçik. Başka bir şey değil. Verdiğin için memnun olacaksın. You see, Gortash has had your father relocated. Görüyorsun, Gortash babanı başka yere götürdü. Götürdüler mi? Ne dolaplar çeviriyorsun sen şeytan? Rude. Ne kadar kaba. Ben sadece tarafsız bir gözlemciyim. Gortash'ın oyunu. Duyduğum kadarıyla da ölümcül oyunlar oynuyor. Baban öldü sayılır köpekçik. Onu kurtarmanın hiçbir yolu olmadığını düşünebilirsin. Yoksa var mı? Bir şeyler biliyorsun. Yeterince biliyorum. Bir şeyler yapmak istersen kampında olacağım. Sen de kampa gel amına koyayım. Kamp yol geçen o ne oldu? Herkes kampımda. En iyisinden en kötüsüne kadar hepsi kampımda. Tabii ki de şeytani burnunu sokmaması gereken yerlere sokuyor. Ne planlıyor bu? Mizora varsa iyi bir şey değildir o kesin. Fikrim yok ama öğrenmek için sabırsızlanıyorum. İçin içinde babam var. Yani demek oluyor ki dinlemeye değer. Mizora her zaman dinlemeye değer. Zaten bu yüzden bu kadar tehlikeli. Çok yakında cevaplar bulacağım. Mizora kamp yapmaya gitmiş. Onunla orada konuşuruz. Babam güvende kalır umarım. Hangi yücedeyse artık. Burada gizli bir kapı var sanki. Vallahi var. Bu ne manivela? Nereye gidiyor bu?